Aynen. Böyle bir talimat aynı kapıyı. Başka bir şimdi bir mail geliyor. Birkaç tane geliyor. Doğru bir tavır belki. Bilmiyorum. Şöyle diyor ki, yıllarca siz Türkler Kürt yok dediniz. Biz kendimizi varlığımızı ispatlamaya çalıştık. Şimdi de biraz siz kendi varlığınızı ispatlamaya çalışın. Haklı. Nereden geldi haklı? Nereden geldi haklı? Şimdi ben şunu söyleyeyim. Bir programa katıldıydım. Ali Kırca'nın siyaset programı. Bir Kürt tarihçi, daha doğrusu Kürt tarihçisiyim diyen bir zat geldi. Kendisine dedim ki, Kürt adı ilk defa ne zaman çıktı? Hocam dedi, en az 15. yüzyıl. Dedim, ne diyorsun? Milattan sonra 2. yüzyılda Ptolemaios, yani Batlamyus atlasında Gordionoros yazıyor. Kürt dağları. Burası neresi? Bizim bugün Güneydoğu Toroslar dediğimiz yer. Ki Toroslarla alakası yok. Değil mi? Bizim Toroslar antik Toros'a döner, Munzurlara gider. Coğrafi olarak. Şimdi Kürt yok demek bir cehaletin ifadesidir. Bu söylenemez. Kürt vardır, Kürt dili vardır. İhtilalde konuşmayı yasakladılar. Ya yani bu işte diyorum ya, üniversite olmayan bir ülkede ne bekliyoruz? Buna birisi Kürt yok dediği anda bir Kürt enstitün mü vardı senin kalkıp desin? Ya ne zırvalıyorsunuz kardeşim? Şimdi var. Ama şimdiki o enstitü ne yapacak Fatih? Ben çok merak ediyorum. Ben çok merak ediyorum. Anlatabiliyor muyum? Ermeni sorunumuz var göya. Bir Ermeni enstitümüz var mı? Arif Çağlar yıllar önce bana bir şey dedi ki, kardeşim kuzeyimiz Slavlarla çevrili dedi. Bir Slav enstitümüz var mı? Bir İran enstitümüz var mı? Yok. Komşumuz herifler ya.